Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte bir tane daha landing page yapacağız. Ama bu sefer biraz daha hani brand tool'u biraz daha geliştirerek yapacağız yine. Şimdi öncelikle bir tane rengimiz bu. Bu sefer yuvarlaklardan yapacağız. Ve sizin için altta bastığım tuşları görebilmeniz için bir alan yaptım. Bir program yükledim. Daha önce de yapmıştım fakat o düzgün çalışmıyordu. Bu birazcık daha düzgün çalışıyor. Hangi tuşa bastığımı oradan rahatlıkla görebilirsiniz artık. Şimdi rengimiz burada duruyor zaten. Şunu ekran sığdır diyelim. Şöyle biraz büyütelim. Şu dışlarındaki kontürü siliyorum. Şu şekilde. Şöyle birazcık daha şöyle ağzını açalım. Nesne karışım oluştur deyip birleştiriyoruz. Şimdi ilk yaptığınızda bu şekilde olmayabilir. Onu da şurada karışım aracı, blend tool'un ismi. Şuradan belirlenen uzaklık, belirlenen adımlar var. Bunlardan herhangi birini seçerseniz, adımlar derseniz şu aradaki şeyin kaç tane yuvarlak olacağının sayısını girmiş olursunuz. Uzaklık derseniz de o yuvarlakların, bunlar birbirlerini tekrar ediyorlar aynı şekilde. Hani bunun karşısına kare yaparsanız kareden yuvarlığa doğru giden bir görsel oluşturacak. Bu aradaki o nesnelerin aralarındaki uzaklığı belirtiyorsunuz burada. 4 piksel yaptık hani çok fazla kasmaması için. Şöyle iptal diyerek çıkıyorum. Şimdi buna güzel bir efekt yapacağız. Böyle tüylü gibi. Bunu çok daha farklı şeylerde de kullanabilirsiniz eğer isterseniz. Şuradan deformate'den kabalaştırı seçiyoruz. Göreli olan sabit kalacak. Şuradan ön izlememizi açalım. Şöyle bir görünüm oluyor ilk etapta. Bunu sonuna kadar getirdiğimiz zaman şurası biraz daha böyle tüysü bir yapı alıyor. Kedi tüyü, köpek tüyü gibi. Bunu farklı şeylerde de kullanabilirsiniz. Şunu çok fazla arttırmak istemiyorum. Çok uzun tüylü olmasın. Şöyle birazcık daha kısaltalım. Birazcık daha. Yani böyle biraz daha ince tüylü olsun. Şöyle %15 benim için uygundur. Hani sizin için de hani hangisi daha uygunsa o ölçüye, hani şu yüzdeyi, boyutunu o ölçüye getirin. Hani illa buradaki ayarları kullanmak zorunda değilsiniz. Bu benim gözüme hoş geldiği için bunu tercih ettim. Tamam diyorum. Şimdi şöyle bunu yukarıya alalım biraz. Şöyle geliş güzel. Hani daha önce de yaptığımız gibi şöyle bir şöyle olsun. Aynen. Şu uçlarını birini birazcık daha şöyle yapalım. Şu birazcık daha toparlansın. Ve toparlanmasın. Bunu çizgi haline getirelim. Çizgi haline getirmediğiniz zaman da bir sıkıntı olmuyor. Gene bunun hani yolu izlediği için bir sıkıntı olmuyor, sorun oluşmuyor. Ama renginin de bir önemi yok. Çünkü onu siliyor. Sadece bunun yol olarak baz aldığı için bir sıkıntı olmuyor. Ben sadece siz görün diye yapıyorum bunu. Ne yapıyoruz? Şuradan karışım. Sırtı değiştir dediğimizde bunun üzerine bu bizim yaptığımız nesneyi dolandıracak. Hani degrade ile beraber dolandıracak. Şöyle bir görsel oluşturacak. Oluşturdu. Pardon. Şöyle şunu birazcık daha
yuvarlak olmasını sağlayalım. Tabi bu biraz kasıyor orada belirlenen uzaklık dedik. Daha önce diğer videolarda da söylemiştim hani birazcık kasıyor o diye. Haliyle birazcık kasıyor. Hani birazcık değil bayağı kasıyor. Hani her hareketimizi böyle bir beklemek zorunda kalıyoruz. Yani bunu beklemek için ya biraz daha iyi bir bilgisayarınız olacak ya da bu şeyin sayısını falan neydi Blend Tool'daki o aralıkları seçerek hani adet bazında olacak. En son işiniz bittiğinde kaydetme aşamasına geldiğinde onu seçip düzeltebilirsiniz. Daha iyi olacaktır hani hem zaman açısından hem düzenlerken sıkılmamamız için daha iyi olacaktır. Şimdi biraz evet köşeli oldu. Şundan kaynaklanıyor olabilir. Burayı da şöyle yapalım. Bakalım ne yapacak. Olmadı. Bunu tekrardan çizeriz daha böyle düzgün bir biçimde. Yani böyle bence yeterli. Güzel oldu. Şöyle bunu birazcık küçültmek istiyorum. Şunun içerisinde kalsın. Nesne tamamen içeride kalacak. Bu sefer uçlarını dışarıya falan çıkartmayacağım. Ama şöyle bir düzenleme yapacağım burada. Şuna çift tıklıyorum. Alt ve Shift tuşuna basılı tutarken birazcık büyütüyorum. Bunu da daha önce yakınlaştırayım demiştim ama vazgeçmiştim. Bunu yakınlaştıracağım. Şöyle yaparsam ne yapar? Çok merak ettim. Aynen böyle güzel. Ama şöyle renk biraz daha şuradaki renk biraz daha dağılsın istiyorum. O yüzden G tuşuna basıp degrade aracını alıp şöyle bir değiştirelim bakalım degradenin yönünü bakalım bize ne verecek. Birazcık daha şöyle olursa. Aynen şöyle buradan alıp şöyle çeviriyor daha güzel bir renk dağılımı oldu. Şimdi bunun arkasına şunu olduğu gibi yerleştirebiliriz. Şöyle. Bunun tabi bir tane şeyini kopyasını alayım. Şuradan nerede? Bunu çalışma yüzeyini hizala demezseniz burada hizalama seçenekleri açılmıyor. Hani yukarı aşağı hizalıyoruz ya. Şöyle hizalayalım sayfanın tam ortasına. Hani bu landing page sayfası şey oluyor bu web sitelerinde pop-up gibi çıkıyor. İşte login ekranları için falan kullanılıyor. Ana sayfanın ilk şeyi reklam şey olarak slider gibi kullanılabiliyor. Bayağı kullanışlı bir şey ve acayip şık duruyor bence. Diğer videoda görmüşsünüzdür onun thumbnail'ini o şekilde yaptım. Şöyle bunu da buraya getireyim. Bunu buraya getirdim. Bunu en alta yollayacağım. Daha sonra bunu en alta yollayacağım. Bu sayede şu nesnenin arkasına geçirmiş oldum onu yani. Şuradan katmanlardan onu hemen bulayım. Zaten 3 parça şey var. Efektlerden
Stilizeet alt gölge. Bu Photoshop'taki drop shadow gibi bir şey. Burada da ismi zaten İngilizcesinde drop shadow. Şöyle bir ön izleme göstersin bakalım bize ne gösterecek. Aynen. Şöyle bir gölge oluştu. Tabi bu gölgenin opaklığını bayağı düşüreceğim. Şöyle %30 kadar olsa bana ne tür bir faydası olur? Evet, şöyle bulanıklığını da biraz arttırdım. Biraz daha etrafına yayılsın diye. Şöyle objemiz gayet hani tam istediğimiz gibi oldu. Buna tamam diyorum. Bu şekilde objemizi de bir tık ön plana çıkartmış olduk. Şimdi buradan sonra hani bunun için başka bir şey yapmayacağım. Direkt üzerine daha önce hazırladığım şeyi atacağım ve iş bitecek. Bunu buraya direkt yapıştırıyorum. Şöyle işimizi bitirmiş oluyoruz. Hani buraya siz istediğiniz gibi yerleştirip yazabilirsiniz tabii ki. Ama ben bu şekilde yaptım. Şöyle bunu bir büyüteyim. Siz de rahat rahat görün. Hani bu şekilde gayet kullanışlı bir tasarım elde etmiş oluyoruz. Hani bunun sağ tarafına, şuralarına küçük desenler falan ekleyebiliriz. İşte bir farklılık logomuzu falan ekleyebiliriz. Logonun silüetini buraya ekleyebiliriz mesela şu alana. Bunlar tabii bizim tercihlerimiz, yani biz nasıl istersek öyle olur. Ben bunu bu şekilde bitiriyorum. Aşağıda linkten indirmeyi unutmayın. İleride belki ücretli olabilir. Şu anda ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Belki de sonsuza kadar ücretsiz olarak kalır. Bunu ne yapacağım bilmiyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoya like atmayı da unutmayın. Kolay gelsin.